Kelime, dilin bağımsız anlamı olan en küçük birimi, bir ya da birden çok heceden oluşan düzenli sesler öbeğidir. Ancak bu düzen her dilde öncelikle hece denilen ses birliklerinin yapısında ortaya çıkar. Bu yüzden önceki programlarımızda tanıdığımız seslerle biçimlenen Türkçe kelimeleri önce hecelerinin kendi ses düzeni ve yapıları bakımından gözden geçireceğiz. Her kelime Öncelikle belli seslerin birleşiminden oluşur. Bu ses birleşimi söylenen kelimenin gösteren yanıdır. Buna eski gramerde lafs yani ağızdan çıkan sesler öbeği denmiştir. Kelimenin ikinci ve asıl önemli yanı yoğun ve yalın belli bir kavramı yansıtmasıdır. Bu da onun gösterilen yanıdır. Buna da anlam denilir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar açık hece, kapalı hece, kurucu ses, tek dorukluluk, çift dorukluluk, kök, gövde, taban, yapım ve çekimdir. Bu programı izledikten sonra Türkçe bir kelimenin nasıl tanınabileceği, Türkçenin hece çeşitlerinin neler olduğu, Türkçede hecelerin sıralanış kuralının nasıl olduğu sorularına cevap bulabileceksiniz. Türkçenin heceleri için altı ana örnek söz konusudur. Ünlü, ünlü ünsüz, ünsüz ünlü, ünsüz ünlü ünsüz, ünlü ünsüz, ünsüz ünsüz, ünsüz ünlü ünsüz ünsüz. Bu hece yapılarından çıkan üç önemli sonuç vardır. Bunlar Türkçe ve yabancı kelimeleri ayırmak açısından önemlidir. Türkçe bir hece ya da kelime kökü hiçbir zaman çift ünsüzle başlamaz. Türkçe bir hece sonunda iki ünsüz dışında başka türlü bir ses öbekleşmesi olamaz. Türkçe bir hece sonunda ikiz ünsüz bulunmaz. Türkçenin bütün hecelerinde mutlaka bir ünlü bulunur. Bu ünlü hecede açıklığı en yüksek ses olup hecenin kurucu üyesi ve direğidir. Öteki üyeler yani ünsüzler bunun ardında ve önünde açıklık derecelerine göre yer alırlar. Seslerin bu düzenli sıralanışı Türkçenin bütün hecelerinde kapalıdan en açığa doğru yükselen sonra da bu en açıktan en kapalıya doğru inen bir düzenlilik özelliği kazandırmıştır. İşte Türk hecesindeki bu özelliğe tek dorukluluk denir. Türkçenin bütün heceleri tek dorukludur. Bu düzene uymayan her hecede kapalılıktan sonra yeniden açılmaya yol açan bir ses sıralanması var demektir. Böyle hecelere de çift doruklu hece diyoruz. Çift doruklu heceler Türkçe'ye yabancı dillerden girmiş kelimelerde bulunur. Örneğin kabirde olduğu gibi. Kelimeleri tanımak bakımından bu ayırıcı özelliği bilmek önemlidir. Daha önceki dönemlerden başlamış olsa da özellikle Osmanlı Türkçesi döneminde Arapça ve Farsçadan sayısız denecek ölçüde kelime alınmıştır. Batı dilleriyle ilişkinin sonucu olarak bu dönem içinde önceleri başlıca İtalyanca, Grekçe, Sırpça, Lehçe ve Macarcadan 1850'lerden sonra ise giderek artan sayıda Fransızcadan ve İngilizceden Türkçe'ye girmiş kelimelerde bulunmaktadır. Bütün bu kelimelerde Türkçenin düzenli hece yapısına uyan heceler yanında uymayan hecelerde bulunmaktadır. Uymayanlar çift doğruluklu düzensiz hecelerdir. Dilimiz başlangıçtan beri bunları kendi hece yapısına uydurmuş, türeme bir ünlü ile ikiye bölerek iki heceli yapıya geçirmiş, sonuç olarak Türkçeleştirmiştir. Bir öz Türkçe kelimede yapı bakımından üç unsur bulunur. Kök, bir veya daha çok yapım eki, çekim eki. Gerek yapım ekleriyle elde edilen gövdelerde, gerekse kök ve gövdelerin çekim ekleri almış biçimlerinde hece ünlüleri belli bir düzen içinde gelir. Türkçenin hecelerinde ünlü-ünsüz ilişkisi bakımından değişmez bir ana kuralın işlediği görülür. Her hece kurucu ünlü kendisinden önce gelen ünsüzü ve kendisinden sonra gelen tek ya da düzenli iki ünsüzü yanına çeker ve kurduğu heceye katar. A ra, o da, ba ba, ku yu, kız, çocuk, sığın, hın, sırt, yo urt gibi. İşte bu ana kural hem eklemede, hem birleşmede hem de söz içinde işler ve ünlünün yönettiği bu sistem yapı bakımından aynı tip heceler üretir kelimelerimizi önce yapım ekleriyle uzatır, yeni tabanlar yaparız. Sonra bunlara çekim eki dediğimiz ekler katar, daha da uzun duruma getiririz. Böylece ses sayısı oldukça kabarık bir öbek oluşur. İşte bu çok sayıda sesin bulunduğu öbek içinde yer alan her ünlü kendi hecelerini söz konusu kurala uyarak kurar. İkinci olarak kelimeleri belli söz kalıpları içinde yan yana getirip birleşik kelime dediğimiz kelime öbekleri oluştururuz. İşte bu yolla bir araya gelen sayıları daha çok sesle de aynı kural uyarınca ünlerin yönetiminde aynı tip heceler kurulur. <laughs> Dilimizin yapısıyla ilgili olan bu kanun aslında hece ünlülerin benzeşmesidir. Benzeşme, ünlülerin kalınlık, incelik, düzlük, yuvarlaklık niteliklerine dayanır. Bu yüzden de iki bakımdan benzeşme söz konusu olur. Kalınlık, incelik bakımından, düzlük, yuvarlaklık bakımından. Dil benzeşmesi, damak uyumu ve büyük ünlü uyumu da denen kalınlık incelik uyumunda ya a, ı, o, u ya da e, i, ö, ü ünlüleri bir arada bulunabilir. Başka bir anlatımla bir Türkçe kelimenin ilk hecesinde bir kalın ünlü varsa, ondan sonraki hecelerin ünlüleri de kalın olur. Bacak, kıvrak, omuz, kucak, açıkta kalınlık gibi. Bir Türkçe kelimenin ilk hecesinde bir ince ünlü varsa ondan sonraki hecelerin ünlüleri de ince olur. Elek, iplik, örgü, sürme, esirgemek, birikmek gibi. Dudak ünlülerin benzeşmesine dayandığı için dudak benzeşmesi denildiği gibi düz geniş ünlüleri etkilememesi yani sınırlılığı yüzünden küçük ünlü uyumu olarak da anılan düzlük yuvarlaklık uyumu bir Türkçe kelimede ilk hece ünlüsünün düz veya yuvarlak oluşuna göre sonraki hece ünlülerin geliş düzeniyle ilgilidir. Buna göre bir Türkçe kelimenin ilk hecesinde bir düz ünlü varsa ondan sonraki hecelerin ünlüleri de düz olur. Ağır, eksik, bıçak, silinmek gibi. Bir Türkçe kelimenin ilk hecesinde bir yuvarlak ünlü varsa iki ayrı durum söz konusudur. İkinci hecenin dar ünlüsü yuvarlak olur. Sonraki hecelerin de ünlüleri darsa uyum ileri doğru işler. Omuz, örtü, koyuldu, kutuyu, buruşukluk, sürgülümü gibi. Ancak eklerle uzayan kelimede yuvarlak ünlülü heceleri izleyen hecenin ünlüsü düz geniş bir ünlü olduğunda ondan sonraki dar ünlüler üzerinde kural işlemez ve bunları artık düz geniş ünlü yönetir. Omuzlarına, dördüne, örtüsündeki kutucukları sürgüledi, koyulaştı gibi. İkinci hecenin ünlüsü düz genişse öylece kalır ve kendisinden sonraki hece ünlüleri de ona uyar. Konak, konağında, öleceklerini, bulamadı üsttekini gibi. Bu uyumdan çıkan önemli bir sonuç Türkçe kelimelerde ilk heceden sonraki hecelerde geniş yuvarlak ünlülerin bulunmamasıdır. Ancak bitişik yazılan birleşik kelimelerde ve bir birleşik yapıdan gelen şimdiki zaman ekinde bu kural işlemez. Mecidözü, Tepegöz, başıboş, deli bozuk gibi. Bir Türkçe kelime yapısındaki ünsüzler ve bu ünsüzlerin kelimede yerleşme düzeni ve aralarındaki ilişkiler bakımından da sistemli bir görüntü taşır. Bu sistemi oluşturan yapıyı bilmek, bu dönemde dile giren çok sayıdaki alıntı kelimeyi tanımlamak ve bunlar üzerinde gerçekleşen değişiklikleri kavramak açısından önemli ve gereklidir. Dilerseniz şimdi bu sistemi kuran parçaları ana maddeler ve kısa açıklamalarla tanımaya çalışalım. Türkçe kelimeler yumuşak g, l, m N, R, Z ünsüzleriyle başlamaz. Ancak kimi yansıma kelimeler L, N, Z ile başlayabilir. Soru zamiri olan N hariç, N ünsüzü sadece çocuk dilinden geçme birkaç yansıma kelimenin başında bulunur. Nene, ninni gibi. M ünsüzü yalnızca yansıma kelimelerin başında ve me'li ikilemelerde pek nadir olarak görülür. Miyavlamak, mışıl mışıl gibi. Ancak yine de M hiçbir zaman bir öz fiil kökünün başında görülmez. Z ünsüzü bir iki yansıma kelime ve ikileme dışında ilk ses olarak bulunmaz. Zırıl zırıl zonklamak gibi. Bir Türkçe kelimenin başında bulunamayacak diğer ünsüzler ise C, F ve J'dir. Bunlar çeşitli sebeplerle Türkçenin ses sistemine sonradan girmiş ünsüzleri olduğundan yukarıdaki sıralamaya konmamıştır. C ve F yansıma tabanların ve ikilemelerin ilk sesi olarak kullanılabilir. Jort, cıvıl cıvıl, fısıl fısıl, foşur foşur gibi. J ünsüzü Türkçe'ye yabancı dillerden girmiş sınırlı sayıda kelimede bulunur. Jale, jülide gibi. Türkçe tek eceli kelimelerin sonunda düzensiz çift ünsüz ve ikiz ünsüz bulunmaz. Kelime içinde yan yana gelebilen aynı iki ünsüz kökten gelen bir durumla ilgili bulunmayıp eklenmede ortaya çıkan geçici bir görüntüden ibarettir. Belli gibi. Arapça kelimelerdeki kökten çift ünsüzler tek harfle yazılıp şeddeli okunduğu halde Türkçe kelimelerde yan yana düşen aynı iki ünsüz çoklukla ayrı harflerle yazılmıştır. Yellemek, sallamak gibi. Bununla birlikte birkaç kelimede çift sesin tek ünsüzle yazıldığı görülür. Yassı, assı gibi. Türkçe kelimelerin sonunda patlamalı tonlu B, C, D, G ünsüzleri bulunmaz. Bunların yerine tonsuzları olan P, Ç, T, K sesleri bulunur. Dip, dört, et, güç, çok, çek gibi. Ünsüzler arasındaki tonluluk, tonsuzluk benzeşmesine dayanan bu düzenliğe ünsüz uyumu diyoruz. Ve onu dilin bir kanunu olarak şöyle ifade ediyoruz. Tonlu, tonsuz olarak eşleşen ünsüzler B, P, C, Ç, D, T, G, K, Z, S. Türkçe bir kelime içinde karşılaştıklarında tonlu ya da tonsuz oluşları yönünden benzeşirler. Yani ya tonlu tonlu ya tonsuz tonsuz olurlar. Tonsuz karşılığı bulunmayan hepsi tonlu L, M, N, R, Y ünsüzleri ise tabanlarda son ses olduklarında ekleme sırasında karşılaştıkları ünsüzleri kendilerine benzeştirirler. Yani ekin, ön ses, ünsüz de tonlu gelir. Osmanlı Türkçesi döneminde bu uyumun konuşma dilinde tam anlamıyla hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz. Ne var ki söyleyişteki bu kurallı benzeştirme birçok ekin tek şekilli yazılışı yüzünden yazıda görünmez. Bu ünitede Türkçenin heceleri, hecelerin sıralanış kuralı, Türkçe bir kelimenin ses düzeni anlatılmıştır. Konuşma dilinde sarsılmaz bir kararlılıkla süre giden büyük ünlü uyumu ile ünsüz uyumu 17. ve 18. yüzyıllarda kullanılan alfabenin Türkçenin ses sistemini göstermedeki eksikliği nedeniyle okuma dili dediğimiz ikincil dilde bozulmuştur. Okur yazarların yazıya bağımlılıklarından doğan bu bozulma şehirli okumuşların konuştukları dili de bir ölçüde etkilemiştir. Düzlük yuvarlaklık uyumuna gelince bu uyumun 16. yüzyıl içinde gerçekleşmeye başladığını, sonraki yüzyıl içinde hızla gelişerek tamamlandığını söyleyebiliriz. 17. yüzyıl konuşma dili için Miniski'nin gramerinde verdiği bilgilerle, çeviri yazılı malzemelerdeki çok sayıda uyumlu örnek, bu yüzyıl metinlerinin ünlülendirilmesinde bu uyumun uygulanmasını zorunluluklar. Bu programda Türkçe bir kelimenin nasıl tanınabileceği Türkçenin hece çeşitlerinin neler olduğu, Türkçede hecelerin sıralanış kuralının nasıl olduğu sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Osmanlı Türkçesine giriş bir ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.